Gençler, dünyada nüfusun alansal dağılışı ve nüfus piramitleri testiyle yeniden karşınızdayız. Birinci soruyla başlayalım. Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli şekilde dağılmamıştır. Bu dağılış üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmaktadır. Bu dağılış üzerinde aşağıdaki verilen doğal faktörlerden hangisi daha fazla etkili olmuştur? Şimdi soru üzerinde doğal ve beşeri faktörler olmak üzere iki ana unsur mevcuttur. Öncelikle şıkların hangileri doğal faktör, hangileri beşeri faktör, ona bakmak lazım. Öncelikle A şıkkında iklim koşulları doğal bir unsurdur. B'de toprak özellikleri doğal bir unsurdur. C şıkkında bitki örtüsü doğal bir unsurdur. D şıkkında yer şekilleri doğal bir unsurdur. E'de yeraltı kaynakları doğal bir unsurdur. Yani şıklarımızın tamamı doğal faktörlerdir. Peki insanların dünyaya dağılışındaki doğal faktörler içerisinde en etkili olanı hangisidir? Cevaplarımız içerisinde öne çıkan özellikle A şıkkıdır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A. İkinci sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki harita üzerinde nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar gösterilmiştir. Şimdi bu alanları öncelikle kıta bazında söyleyelim. Akabinde bu kıtaların hangi bölgeleri olduğunu anlatalım. Birincisi Güney Amerika kıtasında Amazon ormanları, Amazon havzası. İkincisi Afrika kıtasının kuzey kısmında yer alan Sahra çölü bölgesi, Sahra iklimi bölgesi. Üçüncüsü Asya kıtasının kuzey kısmıdır, Sibirya topraklarıdır, Sibirya ovaları. Dördüncüsü ise Avustralya ya da Okyanusya kıtasının orta kesimleri, yani çöl iklimi bölgesidir. Dilerseniz soruya geçelim. Bu alanlardan hangilerinde nüfusun seyrek olmasının sebebi kuraklıktır. Yani az yağış düşen bölgeleri arıyoruz. Bir kere dört nolu bölgemiz Avustralya'nın orta kesimleri dediğimiz alanlarda çöl iklimine sahipti. Ve ikinci sırada söylemiş olduğumuz Sahra çölü bölgesi de bir diğer kurak bölgeydi. Yani cevabımız 2 ve 4'ün bulunduğu şıkta gizlidir, denizli. Üçüncü sorumuz. Bir alanda yaşayan toplam nüfusun o alana bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Yani bir sınıfta bulunan 40 öğrencinin o sınıfın alanına bölünmesiyle elde edilen sayısal değere aritmetik nüfus yoğunluğu denir. Yani 1 metrekareye kaç öğrencinin düştüğünü bulduğumuz değer aritmetik nüfus yoğunluğudur. Peki bizim elimizde bir ülkedeki toplam alanı biliyorsak ve aritmetik nüfus yoğunluğunu biliyorsak biz aslında neyi sonuç olarak bulabiliyoruz? Bizden soru da bunu istiyor. Buna göre yüz ölçümü bilinen bir ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğu da biliniyorsa aşağıda verilenlerden hangisine ulaşabilirsiniz? Aslında toplam nüfusunu bulmak zor değildir. Bu yüzden cevabımız Denizli. Toplam nüfus miktarı. Dördüncü sorumuz. Aşağıda nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar ve bu alanlarda nüfusun seyrek olma nedenleri eşleştirilmiştir. Peki bu eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Birincisi Kuzey Afrika iklim koşulları. Dünya haritası üzerinde göstereyim iki nolu bölge yani Sahra çölü bölgesidir. Seyrek olma nedeni neydi o bölgenin? İklim koşullarıydı. Birincisi doğru. O zaman 1 ile ilgili şıklar da zaten gitti. İkincisi Amazon havzası yani Güney Amerika'da bir nolu bölge şu ikinci soruda göstermiş olduğumuz alandır. Amazon havzası iklim koşulları bakımından insan yaşamına pek müsait değildir. Ama burada göstermiş olduğu seçenekte yer şekillerinden dolayı nüfusun seyrek olduğunu söylemiş. Bizim aradığımız cevaplardan bir tanesi bu. Üçüncüsü Sibirya platosu. Yani yine ikinci soruda 3 nolu bölgeye baktığımız zaman bu toprakların aslında iklim koşulları bakımından tenha olduğunu biliyoruz. Ama burada söylemiş olduğu yine iklim koşulları olduğuna göre aslında bu da doğru. Yani bizim tek bir cevabımız var. Amazon havzası aslında yer şekillerinden dolayı değil, iklim koşulları bakımından seyrek nüfuslu bölgelere örnektir. Cevabımız B şıkkı. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki harita üzerinde nüfusun dünyada yoğun olduğu bazı alanları göstermiş. Bu yoğun alanlara kıta bazında isimlerimizi verelim. Mesela sol taraftaki yoğun bölge Kuzey Amerika'nın doğu kısımlarıdır. Yani New York, Washington gibi önemli şehirleri barındıran bölge. İkincisi Avrupa kıtasının batı kesimidir. Sanayinin dünyada en yoğun olduğu alanlardan birisidir.
Aslında cevabımız da çıktı. Yani bu bölgelerin yoğun nüfuslu olmasındaki etkenlere baktığımız zaman sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması etkilidir. Deniz turizmi potansiyelinin fazla olması diyor. Yalnız Avrupa kıtasının batı kısmında deniz turizmi canlı değildir. Çünkü bu bölgede ılıman okyanus iklimi görülmektedir. Yani her mevsimi yağışlı olduğundan deniz sezonu canlı değildir. Dolayısıyla iki nolu seçeneğimiz kafadan elendi. İş imkanlarının fazla olması diyor. Evet, bu bölgelerde sanayinin yoğun olması insanların bu bölgelerde iş bulabilmesi anlamına da geldiği için 1 ve 3 seçeneklerimiz doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Cevabımız Edirne. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfusunun dağılışı üzerinde etkili olan doğal faktörlerden birisi değildir? Özellikle altı çizilmesi gereken önemli bir kelimemiz var. Bu kelimemizin altını çiziyorum. Doğal bir faktör değildir. Yani bizim arayacağımız sebep aslında insanın yaptığı bir uğraşla alakalı olması gerekiyor. Şimdi iklim doğal bir faktördür. A'yı eledik. Yer şekilleri özelliği doğal bir sebeptir. B'yi eledik. Tarımsal faaliyetler insanların yaptığı bir iş olanağı olduğuna göre bunu bir kenara bırakalım. D seçeneğinde su kaynakları suyun doğal varlığını ele alıyor. Doğal varlık olduğuna göre bunu da eledik. E seçeneği bitki örtüsü doğal bir unsur olduğuna göre bunu da eledik. Tek bir seçeneğimiz var kalan cevap olarak bize. Tarımsal faaliyetler, doğru cevap C. Geçiyorum 7. soruya. Aşağıda dünya üzerinde sık nüfuslu bazı yerler verilmiştir. Japonya, Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu. Bu yerlerden yoğun nüfuslu bölgelerin, tamamı bunların yoğun nüfus bölgelerdir. Bu yerlerde yoğun nüfuslu bölgelerin olması neyle alakalıdır? Yani hangi sebep insanların bu bölgelere gitmesinde temel sebeptir? Aslında iş biraz bize bir şeylerin kokusunu hissettiriyor arkadaşlar. Temel sebep nedir? Aslında sanayidir. Cevap Denizli. 8. soru. Aşağıda nüfus dağılışı ve bu dağılışta etkili olan temel faktör eşleştirmelerinden hangisi doğru olarak verilmiştir? 4 tane yanlışımız var. Biz aslında bu 4 yanlışın doğrusunu da bularım. Ve doğru cevabın hangisi olduğunu öyle ulaşalım isterseniz. A. Asya kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. Şimdi hatırlayalım. Asya kıtasının kuzeyi neresidir? Rusya Federasyonu ve kuzey kısımlar. Yani Sibirya toprakları. Peki neden bu bölgeler seyrek nüfusludur? İklim şartları. Hava soğuk. Sibirya'nın kış soğukları. Peki cevaba ne demiş? Bakı demiş. Yani bu yanlış. Doğru cevabı Bakı olması gerekirdi. A'yı eledik. Düzeltiyorum. Doğru cevabı iklim şartları olması gerekiyordu. A'yı eledik. B. Kuzeybatı Avrupa yoğun nüfusludur. Yani İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa gibi ülkelerin bulunduğu bölgeler. Sanayiden dolayı yoğun nüfus olması gerekir. Ne demiş cevaba? Yer şekilleri. Yanlış. Bunu da eledik. Amerika kıtasının kuzeyi seyrek nüfusudur. Amerika kıtasının, Amerika Birleşik Devletleri'nin demiyor. Yani kıtanın kuzeyinde Kanada var. Kanada'nın kuzeyi kutba yakın bir bölge. Yani iklim şartları bakımından müsait olan bir yer değil. O zaman ulaşım seçeneği de yanlış. Doğru olması gereken ifade iklim olması lazımdı. D'ye geçiyorum. Avustralya'nın orta ve batı kesimleri. Avustralya kıtasının iç kesimleri tamamen çöldür. Yani iklim bakımından gerçekten kurak bir iklime sahiptir. Ama seyrek nüfus olmasındaki sebebe yer şekilleri demiş. Bu da olmaz. E'ye geliyorum. Grönland adası biliyorsunuz dünyanın en büyük buzul adasıdır. En büyük adasıdır aslında. Grönland adasının nüfusun seyrek olmasından bahsetmiş. Sebebine de iklim demiş. Doğru bir cevap arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E. 9. soruya geçiyorum. Alt kısımda. Bir nüfus piramidi sorusu. Nüfus piramitlerine ait 5 temel piramit vardı arkadaşlar. Bunlardan hepsini tekrar edelim soruya geçmeden önce. Gelişmemiş bir ülkeye ait üçgen piramit vardı. Gelişmekte olan ülkelere ait bir piramit vardı. Taban kısmı genişti hala ama orta kısım biraz daralma eğilimi gösteriyordu. Gelişmiş ülkelere ait bir piramit vardı. Bir merminin çekirdeğine benziyor idi. Gelişmiş ve alt kısmı tekrar genişleyen bir piramit vardı. Bunlar aslında çocuk doğumlarını arttırmaya çalışan ülkelerin piramit özelliğiydi. Bir de çocuk sayısında sıkıntı olduğu için bunu azaltmak isteyen, nüfus kısıtlaması yapmak isteyen ülkelerin piramidi vardı. Bunların toplamı 5 taneydi. Bunların tamamını da bu soru üzerinde görüyoruz. Peki. 3 tane öncülümüz var. Bu öncülleri önce bir okuyalım. Bebek ölüm oranları fazladır. Ne tip ülkelerde? Az gelişmiş ülkelerde. Ortalama yaşam süresi kısadır. Aynı şekilde
Doğal nüfus artış hızı yüksektir. Yani çocuk doğumlarının yüksek olduğu ama aynı zamanda çocuk ölümlerinin de fazla olduğu ülkelerden bahsediyor. Tabii bu tür ülkelerde sağlık sektörü çok iyi gelişmediği için aslında insanların ortalama ömrü de fazla uzun değil. Yukarıda verilen nüfus özelliklerine sahip bir ülkenin nüfus piramidi hangi seçenekte doğrudur? Kafamızda aşağı yukarı bir şablon oluştu. Yani gelişmemiş bir ülkeye ait nüfus piramidi arıyoruz biz aslında. Hangi seçeneğimiz? A'dan itibaren hangi tip ülkeye ait olduğunu söyleyeyim. Gelişmekte olan bir ülkeye ait. Çocuk doğumları hala fazla ama bebek ölüm oranları azalma gösteren bir ülke modelidir bu. İkincisine bakıyorum. Son zamanlarda çocuk doğum oranlarını azaltmak isteyen bir ülkenin nüfus yaş piramididir bu. C seçeneğimiz İngiltere gibi gelişmiş bir ülkeye ait ama doğumları teşvik etmeyen henüz bir ülkenin yaş piramididir. Dördüncüsü hem gelişmiş ama aynı zamanda gelecekle alakalı nüfus sıkıntısı çekebileceği için çocuk doğumlarını teşvik eden bir ülkenin nüfus yaş piramididir. Ve E seçeneğimizde bizim aradığımız 3 öncülün cevabını bulabildiğimiz gelişmemiş bir ülkenin nüfus yaş piramidi mevcut olduğundan cevabımız E. 10. soru. Az önceki sorudan aslında aklımızda kalan bir piramit. Şimdi bu piramidin ne tip bir ülkeye ait olduğunu önce hatırlayalım. Neydi? Bu tarz ülkelerde çocuk doğumları olası problemler ortaya çıkartmaktadır. Yani çocuk doğumlarının çok fazla olması ülkede bir takım sıkıntılar ortaya çıkarttığı için bu tür ülkeler çocuk doğumlarını azaltmak için yasaklar getirirler ya da politikalar izlerler. Şimdi böyle bir nüfus piramidine sahip olan bir ülkenin nüfus özellikleriyle alakalı hangi bilgiyi kesin olarak söyleyebilirsiniz? A. Doğum oranları azalmıştır. Mantıklı bir cevap var karşımızda. Dursun. B. İşsizlik oranı artmıştır. Çok mantıklı gelmiyor. C. Bağımlı nüfus oranı artmıştır. Halbuki azalmıştır. Çünkü çocuk doğum oranlarını azaltan bir politika izlediğini söylemiştik. D. Sanayi ürünleri tüketimi azalmıştır. Ve E. Bebek ölüm oranları azalmıştır. Düzeltiyorum, artmıştır. Şimdi A şıkkına geri geliyorum. Doğum oranı azalan bir ülkenin nüfus yaş piramidinden taban kısmının zaten daraldığını görebiliyoruz. Yani sadece piramit üzerinden konuşmamız gerekiyorsa bu tarz bir ülkenin çocuklarında doğum miktarında oranında azalma kesindir. Cevabımız A. 11. soru yine bir nüfus yaş piramidi. 3 tür ülke var. Birincisi gelişmiş doğumu arttıran, ikincisi doğumu azaltmaya çalışan, üçüncüsü de herhangi bir politika izlemeyen ama yine gelişmiş bir ülkenin. Peki yukarıda verilen nüfus piramitlerinden hangileri son yıllarda, yani 10-15 yıllık bir süreyi düşününüz, doğum oranı artan ülkelere aittir. Yani hangi nüfus yaş piramidinde ya da hangilerinde taban kısmı genişlemektedir 15 yıllık süreç içerisinde? Sadece bir tanesini görüyoruz değil mi? Evet. Bir nolu piramit. Cevap A. Ve son sorumuz. Yukarıda verilen nüfus piramitleri ile alakalı aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? Önce nüfus piramitlerinin yanına bilmemiz gereken bir şey yazmamız gerekiyor. Yani hangi piramit hangi tip ülkelere aittir? Birincisi, şöyle bir bakalım. Bir düzgün üçgene benzeyen bir piramit var karşımızda. Yani az gelişmiş bir ülkeye ait nüfus piramidi aşağı yukarı. İkincisine bakıyoruz. Soru 9'da C şıkkına baktığımız zaman bunu yansıtan bir piramit. Yani gelişmiş bir ülkeye ait nüfus yaş piramidi görüyoruz. Şimdi bunu şöyle yorumlamamız lazım. Birincisi gelişmemiş ya da az gelişmiş bir ülkeye ait. İkincisi gelişmiş bir ülkeye ait nüfus piramidi. Soruyu böyle okuyalım. Hangisine ulaşamayız? A. İkinci piramitte, yani gelişmiş bir ülkeye ait olan nüfus yaş piramidinde yaşlı nüfusun oranı fazladır. Evet, gelişmiş ülkelerde yaşlılar çoktur. B. Birinci piramitte doğum oranı fazladır. Evet, az gelişmiş ülkelerde doğum oranları yüksektir. C. Birinci piramitte, yani az gelişmiş ülkelere ait olan piramitte 0-14 yaş bağımlı nüfusu daha fazladır. Evet, buna ulaşabiliyoruz. Taban geniş çünkü. D. Toplam nüfus miktarları aynıdır. Bunu bir kenara bırakalım arkadaşlar. Buna ulaşabilir miyiz, ulaşamaz mıyız? Bunu değerlendireceğiz. Ama E'ye geçiyorum. İkinci piramitte doğal nüfus artış hızı düşüktür. Yani doğal nüfus artış hızından kastettiği doğumla ülkenin nüfusunun artmasıdır. Evet, gelişmiş ülkelerde doğum oranları ile birlikte ülke nüfusunun artması daha yavaş bir seyir izlemektedir. Buna da ulaşabiliyoruz. Ancak D'ye gelelim tekrar. Toplam nüfus miktarları aynıdır. Şimdi toplam nüfus miktarları nasıl bulabiliyoruz? Şöyle,
Mesela sağ tarafta erkeklerin, sol tarafta bayanların bulunduğu bir nüfus piramidi var karşımızda. Bu nüfus piramidinde 0-4 yaş grubunda, yani şu taban kısmındaki ilk sarı yatay çizgi erkeklerin 0-4 yaş grubundaki yaklaşık 3 milyona yakın olan nüfusunu gösteriyor. Bunun gibi bütün yatay seyir çizmiş olan çizelgelerin tamamını topladığımızda bayanları dahil olmak üzere bu ülkenin toplam nüfusunu bulursunuz. Sağ taraf için yaptığımız uygulamanın aynısını sol taraf için de yapmak mümkündür. Bu zahmetli bir iştir ama toplamda ülkenin nüfusunu bulabilirsiniz. Fakat şöyle de bir durum vardır. Soldaki ülkenin toplam nüfus miktarı sağdaki ülkenin toplam nüfus miktarına göre daha yüksek bir rakama sahiptir. Çünkü piramit biraz daha şişman görünmektedir. Dolayısıyla iki ülkenin de toplam nüfus miktarının aynı olduğunu söylemek mümkün değildir. Cevabımız bu yüzden D. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.